Evet, merhaba sevgili canlar dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Can Kulağınız Duyar mı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Benim ilk albümüm Dem Geldi Dem adlı albümüm. Şimdi artık Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music'te, diğer dijital müzik marketlerde bulunuyor. İsterseniz gidip onu indirin ve bu albümden iki tane klip de yayınlayacağım yakında. YouTube'u takip edin, oraya çıkacak. Evet, can kulağınız duyar mı? Hani deriz ya, can kulağımla dinliyorum seni. Yani demek can kulağı diye bir şey varmış. Bizde bir can kulağı varmış. Ama o can kulağı dinliyor mu? Dikkatlice, pür dikkatle dinliyor mu? Duyar mı? Çünkü dinlemiyorsa yani hiçbir faydası olmuyor. Yani kalpten dinlemek lazım insanları ve hele İsa'nın öğretilerini dinlerken can kulağımızla dinlemek lazım. Yine İncil'in Markos suresinden esinlendim bu deyişin sözlerini yazarken. Şöyle, bundan sonra İsa onlara şunu sordu. Bir can çera getirip de sepetin ya da yatağın altına koyar mı? Abes olur. Çera çeralığa konulur ki ışık saçsın. Çünkü saklı olan her şey er geç ortaya çıkacak. Her sır er geç ifşa olacaktır. Kulağı olan can kulağıyla dinleyip anlasın. Orada bir parantez açıyorum. Hani abes olur diyor ya. Burada deyişte şöyle bir ifade kullandım. Abesiyetin daniskasıdır. Hatta ne demişim? Bu daniskasıdır abesiyetin. Yani saçmalığın en uç noktasıdır. En zirvesidir. En doruğudur. Çünkü hiçbir anlamı yok o zaman. Bir ışık var ama hiç ışık vermiyorsa ışık satmıyor. Yani sepetin altında. Olmaz. Sonra İsa devam ediyor. Diyor ki bu duyduklarınızı can kulağıyla dinleyin. Ne derece pür dikkat kulak verirseniz aynen o derece anlama kabiliyeti alacaksınız. Hatta gün be gün size daha fazla verilecektir. Çünkü öğrettiklerimi can kulağıyla dinleyen canlara daha çok marifet, burada parantez açıyorum, marifet dediğimiz yani hüner, işte on parmak on marifet anlamında değil. Bu marifet ariflik, hani arif kelimesi zaten marifetten geliyor. Yani arif olma kabiliyeti, hikmet, ilim irfan, yani doğru karar verebilme kabiliyeti verilecek. Fakat dinlemeyenden sahip olduğu zerre kadar kavrayış bile kendinden alınacak. Yani anladım, bunlara vakıfım, her şeyi anlıyorum diyen, yani anladığını zannettiği şey de elinden alınacak. Bu çok vahim bir şey. Yani pür dikkatle dinlemek lazım. Düşünerek, idrak ederek, can kulağımızla dinlememiz lazım. Sonra samimiyetle yerine getirmemiz lazım. Uygulamamız lazım hayatımızda. Her neyse, değişik bir paylaşayım sizinle. Biraz değişik çalıyorum bu sefer. Bir pençe tarzı. Yani mızrapla değil de parmakla çalıyorum. Bir de bam tellerini çıkarttım. Biraz değişik bir ses çıkacak. Evet, böyle bir deneme yapıyoruz. Thank you.
Can çırağı getirip de sepetin ya da yatağın altına koyar mı? Bir can çırağı getirip de sepetin ya da yatağın altına koyar mı? Bu daniskasıdır abesiyetin. Böyle şey akla mantığa sığar mı? Bu daniskasıdır abesiyetin. Böyle şey akla mantığa sığar mı? Çera çeralığa konulmalı ki Işıklar saçsın yanan güneş sanki. Çera çeralığa konulmalı ki Işıklar saçsın yanan güneş sanki. Işık parlasın, aydınlatsın halkı. Saklanan ışık mantığa uyar mı? Işık parlasın, aydınlatsın halkı. Saklanan ışık mantığa uyar mı? Kervanım İsa her geç gelecektir. Saklı her şey her geç görülecektir. Kervanım İsa her geç gelecektir. Saklı her şey her geç görülecektir. Her sır er geç ifşa edilecektir. Erenim can kulağınız duyar mı? Her sır er geç ifşa edilecektir. Erenim can kulağınız duyar mı? Evet, can kulağımızla dinleyelim ve ışığımız saçsın, saklamayalım. Yani bir sepet veya yatağın altına koymayalım ışığımızı. Nur olsun, her tarafa ışık parlasın, aydınlatsın halkları. Evet, inşallah beğendiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun kanalıma, yorumda yazın. Haftaya yine görüşmek üzere, sevgide kalın. Can kulağınızla dinleyin. İsa'nın dediği gibi kulağı olan can kulağıyla dinleyip anlasın. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.